Şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık. Şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık. İstanbul Çırağan Sarayı'ndan sunucularınız Hıncal Uluç ve Merve İldeniz. İyi akşamlar. Şaka programlarının en güzeli, en uzun sürelisi, en muhteşemi ve en enteresanı Şaka Yaptı'ya hoş geldiniz. Ve karşınızda bütün şaka programları sunucularının büyük ustadı, duayeni, bilir kişisi, her şeyi muhteşem adam Hıncal Uluç. Alkışlayın lütfen. Geç geç, bunları söylemekte çok geç kaldı. Daha erken, daha erken yapacaktın bu işleri. Niye, ne de geç kaldım? Politikayı daha erken yapacaktın. Seçimler yapıldı, bitti. Bak ne kadar güzel konuşuyorsun. Ne kadar güzel politik laflar ediyorsun. Sana politikacı olmanı teklif ettiler. Düşün, düşün, düşün. Sen karar veremedin mi? 10 tane parti değiştiriyor günümüzde. Ama bir rekorum var bu konuda. İnanılır gibi değil. Neymiş? Bu kadar uzun düşünüp de hala politikaya girmeme rekoru kesin sende. Bende de bir rekor var. Ha, senin vardır, eminim senin. Çok var, rekorum var. Sen bu... hangisini kastediyorsun? Merve İldeniz'e en çok tahammül eden sunucu rekoru. Ha, bu bilinen rekorların. Senin daha başka rekorların var. Mesela 997.500 tane işe gidip de hepsi hakkında bilgi sahibi olmak. Bütün her şeyi bilme rekoru. Bir gecede 70.000 yere gidip ertesi sabah hepsi hakkında yazı yazabilme rekoru. Vesaire rekoru, trafik kurallarını bilme, her şeyi bilme, kültür sanat elçilik rekoru. Daha Allah bilir bilmediğim ne rekorlarım. Daha başka rekorlarım var da onlar pek söylenmez. Peki. Geçenlerde ne okudum biliyor musun gazetede? Çok hoşuma gitti, gurur da duydum. Neymiş? Eski rekor Amerikalılarmış, bizim müteahhitlerden biri temel kazığı çakma rekoruymuş. Dünya kazık çakma rekoru. Bak buna üzülme, kıskanma da. Çünkü yakında buna çok benzer bir rekoru sen kıracaksın. Ne o? Dünyaya kazık kalkma rekoru. Senin tevellütün kaç ya? Benim anneannemin annesi anlatırmış. Hıncal'ın yazılarıyla ben okumayı sökmüştüm. Anneannem de en sevdiği yazar olarak seni söylerdi hep. Ya. Yok canım. Tabii. Anneannesi en sevdiği rekormuş. Benim başka rekorlarım da var. Senin? Tabii. Neymiş o rekor? Bu kadar karizmatik, bu kadar yakışıklı, bu kadar ısrarcı... Evet. Benim gibi bir adama hala karşı koyabilme rekorun kesin. Esas dünya rekorlar kitabına geçecek. Kim kime dayanıyor artık? Onun sonunda bir karar veririz. Oylama yaparız. Halk verir. Yani Merve, şu anda bir başka rekoru kırmak üzeresin. Bilmiyorum da ben hep düşünürüm, anlamam. Nedir bu Guinness Rekorlar kitabına? Yok iki ay ayakta durdu, iki hafta bilmem ne yaptı. En büyük pizzası, en büyük bilmem ne. Tamam. Bir başka rekoru kırıyorsun. Belki de kırdın. Neymiş? Yarım saatten beri konuşup hala programa geçemeyen sunucu rekoru sevgili Merve'de. Ne olacak? Konum var, konuşurum. Rekorumu da alırım. Ama dur, rekor almak istemem. Rekor alırsam tebrik etmek için öpmeye kalkarsın sen beni. Ne güzel iyisi... fikirlerim var. Kır rekoru, öpeyim seni. Ben en iyisi programa geçeyim, şakaları sunayım da ama kimse beni öpmesin. Bu geceki ilk şakamızda dara düşen bir gelinin dramına tanıklık edeceğiz. Daha sonra muhteşem bir dürbünle ileri görüşlü olmanın sırlarını öğreneceğiz. Son olarak gizemli bir oyuncakçıda çocukluğumuza döneceğiz. Merve, bu sorunun cevabını en iyi sen bilirsin. Hep kafamdadır, merak ederim dururum. Bu kadınlardaki gelinlik merakı ne? Yani hayatta bunu bir kere giyerler. Birkaç kere evlenenler bile bir daha giymez. Çünkü ikinci evlilikte giyilmezmiş gelinlik, gelenek olarak. Şimdi bu bir defa giyecekleri gelinlik için dünyanın parasını verirler. Provalar, zamanlar harcanır. Yani niye giymek istiyorsun bu gelinliği böyle bu kadar çok? Evet haklısın. Çok büyük masraf da masraf ama... Yani sanki sizin smokininiz öyle değil. Bakkala, manava hep o smokinle gidiyorsunuz çünkü. Üzerinize. Ya şimdi o anlamda. Bir mi? Bir biz, değil. Biz gene smokini ara sıra başka yerde de giyiyor. Bu gelinlik çözemiyor. Gelinliğine göre o da değişir canım. Orasını karıştırma. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şimdi seninle evleniyoruz. O evlendiğim için ne giyiyorsak onu hep giyelim. O lafın buralara bir yere geleceğini anlamadıydın. Zaten doğru düzgün bir şey çıkmaz altından. Tabuları yıkalım diyorsun.
Madem o kadar masraf ettik, nikah için bu kadar bir şeyler yaptırdık, o bir kere de olmasın. Bakarsın, bize bakar, herkes de ucuzluk sebebi oluruz dünyada. Anladım. Fena. O zaman diyorum ki aslında tabuları yıkmışken hazır. Hı. Gel biz iyice yıkalım. He. Bir şartla evleneyim ben de seninle, onu yerine getirirsen. He. Sen gelinlik giy, ben smokin. Hayır, düşünüyorum da gözünün önünde canlanıyor. Şöyle belden büzgülü, kabarık bir etek, kafasında duvak, sakallara çiçekler takıyor. O gün gülmekten ömrüm 10 yıl uzar herhalde. Bu duvağı da yerlere kadar. Allah'ım yarabbim. Sen gülmeye devam et. Efendim, şakamız gelinlik. Bir gelinci dükkanında geçiyor. Dükkanın sahibi işbirlikçimiz. Dükkana gelen müşteriler de işbirlikçimiz. Oradaki tezgahtar da şaka zedemiz. Efendim, tombulca bir arkadaşımız. Merve gibi gayet. Yani dört Merve. Bir arkadaşımız gelinlik bakmak üzere gelinci dükkanına giriyor. Üzerine oradaki mevcut gelinlikleri giyiyor. Tabii o gelinlikler dar gelinlikler. Patlıyor oraları buraları. Tam onlar patlarken sözüm ona, o gelinliğin sahibi, gerçek sahibi olan hanımefendi de dükkana girince, o tezgahtar şakazede... Merhaba. Çağtex'teyiz. Bizim gelinliğimiz vardı. Kapıdan içeri giren anne ve kız ikimizden. Şu şu şu. Kırmızı şeyli. Güllü güllü. Prova olacak, prova. Aa, çok güzel olmuş. Çıkar, çıkar. Çıkar üstünü başını, çıkar. Mağazanın başka şubelerinden gelen elemanlarına şaka yaptı. O utanır, ben giydireyim, ben de şey. Gel bakayım, nasıl oldu, gel. Aman tamam, kızımız dünyalar güzel gel. Oldu. Ay, çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu, harika. Evet, gelinlik parçalanmaya başladı. Ay, bunu böyle tel yapmışlar buna, ne yapmışlar? Ay, nikah da tabii, tabii. Ay, şöyle kalk bakayım. Anne! Parçalanma da dağıldı. Yürü bakalım. Hepsi düzelecek mi? Şimdi prova olduğu için. Öyle mi? Hemen ayarlayacağız. Ölçümüzü tekrar alacağız. Ay, bu her tarafı. Ayarlayacağız, o konuda işimiz olmasın. Ama niye böyle çok dağır? Ayarlandığı zaman gayet güzel olmuş. Peki. Şimdi güzel mi? Güzel mi? Biraz ölçümüzü de görmüşsünüz. Şimdiki herkes herhalde yanlışlıkla sökülmüş olabilir. Ama bak, burası da açı. Ben dedim gibi şimdi tam olarak... Gelinliğin esas sahibi geldi. O da bizden. Gelinliğim var benim. Bugün tamamlanacaktı. Adım Hülya. Pembe güllü. Şuradaydı ama. Güzel. İşte bu hanımefendinin üstünde. Hayır canım, benim gelinliğim bu. Yırtılmış. Hayır, benim gelinliğim bu. Hanımefendinin gelinliği olsa yırtılmazdı herhalde. Ama değer bunlar, onun içindir yani. Ufak gelmiş hanımefendi herhalde. Yani nasıl olur ki? Bunlar sendi, bunlar prova zaten. Şu anda prova oluyor hanımefendi. Hayır, bu benim gelinliğim. Çok iyi biliyorum. Arkasında kurdelesi olması lazım. Evet, bakın. İnanamıyorum yani, bu benim. Çok fena oldum şimdi. Hayret bir şey, bu benim gelinliğim ve yarın benim nikahım var. Sabah 9'da ben ne yapacağım şimdi? Hayır, bence siz yanlış giydiniz. Yani ben çok eminim. Alabilir miyim ben? Annem sen değil. Evet, en iyisi. Biz verdik fişi. Bakın. Vermediniz, almadım ben sen fişi. Hayır, ben kızım sana sen dedin. Sen vermedin. Fişi alabilir miyim ben? Ama biz verdik size fiş. Çantanızı. Kızım, böyle fiş verilir. Bakar mısınız? Yani
Ay ay, bir de bakın fişe benim yanımda bakıyorsunuz daha. Yani sizin yanınızda bakıyorum. Kontrol etmiş olsanız benim hayatım çöpe gitmez yani. Yapmayın hanımefendi, bu sizin gelininiz değil. Sizin gelininiz güpür beden olacak sonuçta. Hülyam Hanım hanginiz oluyor? Ben Hülya. Benim kızımın adı Hülya. Hülya benim. Bakın bu da benim fişim. Hülya güzel, bakayım. Dünya bak bu da benim gelinliğim. Ya mahvoldum ben. 20 gündür buraya ben provaya geliyorum ve yarın ilk nikah benim. Ayrıca hadi bırakın tamam, yapmasını. Bir de uğursuzluk yani bu. Sizi ben bir soyayım bakayım ya. Yapamayacağım. Hülya Hanım deyince de Hülya Hanım deyince de fişte başka bir isim alınmış ama fatura da başka bir isim alınmış. Olur mu ama siz verdiniz bunu. İşte fatura da bir isim olunca iki Hülya birbirine karıştı zanneder. Siz bir çıkartın bakın ne olacak şimdi? Tamam mı? Sizin gelininiz de haydi. Anne baksana ama her tarafım patladı. Evet patladı. Çünkü prova yazacaktı. Sizi çıkartın, ben hemen çağıracağım buradaki boyalı. Söyle alayım ben. Ama ben niçin çıkarayım şimdi? Çok güzel olmuştu üstüne anne. Peki bu gelini kim verdi hanımefendi? Şu an verdim. Tamam ben verdim. Ama siz Hülya dediniz, ona göre verdim ben. Fişinizi görmem mümkün mü sizin? Ama ben özellikle böyle güllü istedim. Ben de güllü istedim. Yani tek de burada o var. Ay ay, onu ayarlayalım. Ben size fişimi verdim sonra. Ay ay yani. Ona göre verdiniz, ne yaptınız? Fişi almadım yalnız ben. Verdim çünkü. Fişim bende. Fişi almamışsınız. Bakın fişi almadan nasıl verirsiniz? Nasıl böyle bir hata yapabilirsiniz? Yani bakın tamam haklısınız o konuda. Haksız olduğum söylenemez zaten. Yani oradan siz gördüğünüz için hemen verdim. Çünkü ben devamlı burada değilim. Şu an geldim. Siz gördüğünüz için, kendi yerinizi tanıdığınız için verdim. Yani o konuda benim hatam var. Haklısınız. Ne oldu burada, bir şey mi? Bu gelen Süha Bey. Ne oldu? Gelinlikçinin müdürü. Bir saniye pardon, özür dilerim. Şaka yaptım. Nedir? Hanımın gelinliği, yani geldiler bununla, gelinliğini dediler, aldılar kendileri tanıdıkları için. Hı hı. Daha sonra hanım geldi, mesela hanımın gelinliğiymiş. Onun fişini aldım, diğerinin fişini almadım çünkü hemen geldiler. Hı. Bu gelinlik yüzden, öbür hanımın mıymış? Öbür hanımmış. Peki siz nasıl verdiniz, bakmadınız mı kağıda? Şimdi bakın, hayır, onlar hemen gelir gelmez o gelinliği gördükleri için ben bakmadım. Hı. Benim gelinliğim dedikleri için bakmadım. Hı. O yüzden. Hanımefendi de benim gelinim mi diyor? Hanımefendi benim gelinim diyorum ve onun beyaz fişi var şurada gördüğünüz gibi. Gelin sahibinin nikahı ne zamanmış? Esas gelin sahibinin. Yarın sabah 9'da. Peki ne yapacağız şimdi? Öteki hanımefendi şey yok mu? Kağıdı yok mu? Öbür hanımın kağıdı yok. Yok. Öbür hanımın kağıdı yok. O benim gelinliğim diyor, öbür bayan benim gelinliğim diyor. Beni çıkardım sonra. Kağıt, ekimin gelinliği siz karar vermediniz mi? Daha karar verdim de bayanım ama bu da benim diyor. Peki sizce hangisinin olabilir bu? Bence öbür bayan. Sizin. Yani küçük Hülya Hanım mı, büyük Hülya Hanım mı? Hülya sizin adınız. Evet, benim adım. Onun sizin de adınız. Evet. İki Hülya var. Ama bu bayana ait. Siz tek başınıza çıkacaksınız bazı olayların içinde. Tamam. Yani bu bir, yani bir tam televizyonluk bir olay. Siz daha evvel televizyona çıktınız mı? Çıkmadım. Çıkmadınız ama şimdi çıktınız böyle bu olaylardan sonra. Ya, çünkü kamera şakası. Şuraya bir el sallayın. Evet. Şaka yaptık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz daha evvel de televizyon çıktınız mı? Hayır. Çıkmadınız. Şu anda çıktınız. Çünkü size şaka yaptık. Şuraya bir el sallayın. İnanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi. Böylece görüyorsunuz ki Merve Hanım, gelinle evlenmemiz mümkün ancak gelinliği benim giymem mümkün değil. Yani benim gibi birisi gelin diye girmeye kalkarsa neler olacağına şahit oldum. Yalnız bunun çözümü sen desen biliyorsun çaresini. Ne neymiş? Çaresi? Hınca uluç rejimi. Günlerce yazıp durdun ya. Oo, şöyle yap böyle yap. Demek ki ne yapıyoruz? Hınca ulucun yazdığını yapıyoruz ama yaptığını yapmıyoruz. Durum ortada. Efendim şimdi küçük bir reklam arası var. Sonra dürbünlü bir adamla uğraşıp ardından kendi kendine çalışan oyuncakların gizemini araştıracağız. Bizden ayrılmayın. Geçen gün yine açılan bir barda gördüm seni. Aa, sen de mi oradaydın?
Yok, ben orada değilim. Ben evde oturuyordum. Aa. Hmm. Evvelki günde bir iç çamaşırı defilesinde arıza endam eylediniz. Kesin oradaydın. Defile oldu mu kaçırmaz. Yok yok. Tesadüf. O gece gene evdeydim. Aa, bu kadarına inanmamı bekleme. Birincisi sen ta evden oturup da tabimden neredeki defileyi görecek gözlere sahip değilsin. Dürbünle falan da baksan da göremezsin. İkincisi ben senin bu kadar sık evde oturduğuna hiç mi hiç inanmıyorum. Yavrum dedim ya tesadüf. Dürbüne bir ya da keskin göze de ihtiyaç yok seni görmek için. Çünkü ne zaman evde oturursam, ne zaman televizyon açsam karşımda sen. Reality show'da sen, paparazzi programında sen, haberlerde sen, magazinde sen. Ha 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 hayt. Söyleyene bak. Sen daha çok çıkıyorsun, hatta o kadar daha çok çıkıyorsun ki seni bazı televizyon kanalında göre göre logosu falan sanmaya başlamışlar. İnsanlar duyuyorum ben. Aa, Hıncal TV falan diyorlar. Üstelik ben de seni geçenlerde bir restoranda sarışın hoş bir bayanla otururken gördüm. Televizyon... Hayır korkma, rahat ol. Ben de oradaydım, bir rahatsız etmek istemedim. Televizyonda görmedim. Sonra burada gel Merve'yi asıl. Tacizdi bu. Evet, tabii bu dürbün ilginç bir şey. Şakamız dürbün. Merter'de yeni bir sahici bu. Bu şaka değil, bu gerçekten bir yapı market. Yani evle ilgili her şeyin satıldığı bir geniş market açmış Almanlar. Götzen. Orada alışveriş yapmakta olan insanlar ve bu insanların arasında da bizim arkadaşımız dolaşıyor elinde bir dürbünle. Alışveriş yapanlara böyle dürbünleriyle bakıyor, aldıklarına dürbünleriyle bakıyor. Çık bacağım. Bazen de dürbünü müşterilere verip onlara bak, kendisine bak. Bakalım neler oluyor. Hayrola? Götzen, yapı marketteyiz. Dürbünlü adam tabii ki ekibimizde. Niye bakıyorsun? Gazetelerimiz dürbünü öyle bir bakıyorlar ki, bakıyorlar. Şakazedemiz dürbünden o pozisyonu beğenmedi. Çiçek evet, ve şaka zedemiz. Evet, mutlu bir aile tablosu. Evren Paşa, ne işi var Götzen'de? Fakat ne kadar da benziyor değil mi?
Evren Paşa Gökler Hakimi Gordon arıyor. Romantik havada romantik bakışmalar. Acaba sonu nereye varacak? Adam bayağı meraklı değil mi? Evet, çocukluğunu yaşayamamış galiba. İçinde kalmış. Böyle oyuncak tutkusuyla eline ne geçirdiyse onunla oynuyor. Ya sahi sen çocukken oyuncaklarla oynar mıydın İnce? Biz kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. O devirde nerede oyuncak? Doğru. Sen çocukken sanırım ateş bile bulunmamıştı daha, değil mi? Devenin pabucu. Tekerleği icat ettiler ben tam doğduğum sıralarda. Şaka değil, şaka değil. Hakikaten biz yani bugünün çocuklarla mukayese ediyorum da böyle kağıt parçalarını, bezleri bir araya getirir sarardık. Onun adı top olurdu. İki parça sopa bulduk, bu çelik çomak yapar oynardık. Bütün oyuncaklarımızı kendimiz yapmak zorundaydık. Oo, şimdiki çocuklar bilgisayarlarla oynuyorlar. Sadece çocuklar bilgisayarlarla oynasayı, oyuncaklar bir de kendi kendilerine oynuyorlar. Belki çocuklar onlarla artık oynamıyor diyedir. Efendim şakamız bir oyuncakçı dükkanının yazıhanesinde, patronun odasında geçiyor. Orada işte örnek oyuncaklar var. Oraya sunulan, işte satılması gereken, denenmesi gereken oyuncaklar. Kurbanımız her zamanki gibi tesadüfen orada telefonlara bir an baksın diye gelmiş bir şakazede. Orada beklerken civardaki oyuncaklar bu çocuk çizgi filmlerinde olduğu gibi kendi kendilerine birden harekete geçip oynamaya başlıyorlar. Oyuncaklar mı oynuyor, bizimki mi hafiften oynatıyor? Telefonda meşgul çalıyor. Ben size bir numara yazdırsam. Kardeşim Figen'in numarası. Ararsanız. Ekibimiz oyuncak fuarına gidiyor. Ofise bakacak olan şakazede şakaya yakalanıyor. Bu fuarda bir kamyonet işimiz vardı da onu yollatacak. Meşgul çalıyor telefon devamlı. Etiler Toys. Buyurun şöyle rahatınıza bakın. Benim işim var. Çok sürmezdi Ahmet abi, oturuyor musun? Sürmezdi. Ha, dede de geldi zaten. Dedeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşı bulduk. Sağ olasın. Çıkalım istersen. Çıkalım. Tamam. Onun tamam. İçin geldim zaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çabuk olun. Zahmet, hemen geleceğiz. Zahmet olacak size. Ha, bu telefon bazen şey yapıyor bunu. Eğer konuşmak isterseniz şöyle koltuk arkası ve masa altı çalışıyoruz. Demin sen mi yaptın? Yok, ondan değil. Bu telefondan oluyor. Telefondan oluyor. Maalesef bunu da herhalde değiştireceğiz. Bu telsiz telefonlar bunlara etki ediyor. Beklemenize gerek yok. İşiniz olmaz olur mu? Bakın, biraz sonra başınıza ne işler gelecek? Efendim? Alo? Alo? Efendim? Levent Bey az önce dışarı çıktı. Kardeşim Figen beni arayacaktı, aramadı. Biraz önce çıktı. Yalnız şey, 157-6-29... Masanın üzerindeki var. Canavar arabaya dikkat. Evet. Bir saniye. Bilmiyorum, arabalar oluyor. Ben zaten çizerken telefondan falan diyordum. Ortalığı çok değil, bir saniye. Bilmiyorum, ortalık kalmaz olmaz. Herkesi bilmiyorum. Bir dakika durun. Telefonu aşağıdan görmüştüz ama herhalde böyle bir mantık yok. Telefonu aşağıdan ne fark ediyor? Bir saniye, bir daha ne görsün? Ayrılmayın. Alo.
Nasıl bırakıp gitti ya? Şu arabalar şey oluyor şimdi. Telefon şey yapabilir misiniz? Alo. Arabalar şey oluyor. Yerlerden sürünüyor. O şeyden. Telefondan alıyor. Masanın altına girin. Evet girdim. Dur biraz. Girin. Evet. Masanın altında mısınız? Evet. O zaman durur işte. Yok, çıkın bakın. Çalışır. Tamam. Çıkın. Mesela ayağa kalkın. Tamam. Kalktınız mı ayağa? Yok, hep gidiyor ya. Ben kapatıyorum telefonu şimdi. Evet, biliyorum. Orası bizim ofisimiz. Ben Etiler'den arıyorum. Bir dakika o zaman. Hayır, ben... Tamam, bakın kalorifere gidin. Ama burada iki tane kalorifer var yani. Yani apartmanın kendi kaloriferi. Apartmanın kendi kaloriferi iki tane var. Bir tanesi sobadır onun, bir tanesi kaloriferdir. Ha tamam, kaloriferi buldum. Evet. Üstüne çıkın onun. Ben hep öyle yapıyorum. Oturur mu? Yok. Allah aşkına öyle misin? Ve bütün problem çözülecek. Hepsi duracak bir anda. Ama ben nasıl çıkıyorum? Durdum üstüne. Duvarlar mahvolur ya. Boruya tuzunun orada bir boru olması lazım. Açıkta bırakmış mısın? Bir saniye, bir saniye. Hayır, ben de size yapmak için istiyorum. İyi, hadi ama neyi değiştirecek ki bu? Çıkın görürsünüz bakın. Hepsi kesilecek. Çıkın. Ne yapıyorsunuz? Evet durdum. Ama ben buradan mı görüşeceğim sizle? Eskiden orada avize vardı. Biz avizede sallanıp öyle görüşürdük. Maymun gibi. Gerçekten. Söylediklerinizde sizin anlatsınız ya. Çok tuhafıyorsunuz. Bir test yapalım sizinle. İnin bakın göreceksiniz nasıl çalışıyor her şey. Yok inmek istemiyorum. Onların cevabını bilmek istemiyorum. Yok istemiyorum. Ben öyle değilim. Hiç bilmiyorum. Şimdi kişi evlat ediyorlar. Bilmiyorum. Durun. Bir saniye, belki dalga boyları şey dediği doğru. Evet. Ama elde değişmez benim bildiğim. Altında da sandalye böyle mi yapmışlarım? Çok tuhaf ya. Yeter artık ya, durun. Öyle deyince de durur, söz dinler onu. Alo. Alo. Kulağım artık yapışacak telefona. Bir şekilde bunları durdurmanın formülünü verin, ben de oturayım zaten. Yukarı doğru uzatın telefonu. Heh. Biraz daha uzatın. Ne olacak? Uzatın. Değil havada, karada, suda. Nerede olursanız evet, olun, bu oyuncaklar mi durmaz. Dur! Benel Bey, böyle hükmetmeyi deneyebilir miyiz? Telefondaki bu ses, Türkmenistan Elektrik Mühendisi Menen Bey'den. Tabii. Bunu baştan niye söylemiyorsunuz? Mecbur muyuz ya Allah aşkına? Seni taktığına benziyor muyuz o? Kalkan! Tavşan mı susturduk ben mi şimdi? Tabii ki. Ben size bina adres vereceğim. Evet. Değil mi? Dengizli. Efendim? Ya durun. Tekrar etmeyin. Dur, arabalar görmüyor ya. Ulan ben kaçıyorum ya. Ne bileyim ya. Şimdi ben Menel Bey'i göndereyim. Ondan sonra Menel Bey size çok yardımcı olur. O şeydir. Yani böyle Süperman gibi adamdır. Hani yakında mı? Yani Etiler'de. Menen Bey. Tamam, o gelene kadar ben burada. Menen Bey siz gider misiniz? Tamam, bakmış olayım herhalde. Tamam, Menen Bey şimdi biz gelecek. Süperman gibi adamdır. Bir dakika. Birisi geldi. Menen Bey mi? Bilmiyorum. İsminiz ne sizin? Menen. Menen Bey. Önümüzü anlıyor. Yani sizin anlıyor. Evet. Menen Bey geldi mi? Evet. Tavşan'ın ben aşağı yukarı bir saatini dinlemiyorum. Ama çok yarattı ya, durmuyor. Alo, pardon bir şey soracaktım. Sizi şarkı televizyona çıkmanız o. Televizyon, şu anda gizli kameradasınız. Size şaka yaptık. ATV'ye çıktığınız Hıca Olucu programında ama yani... Arkadaşlara bir el sallarsanız çok memnun olacaklar. Bunlar mı? Tabii çok sevdim. Sabahtan
Bak oyun derken aklıma geldi. Hani bir gün ben senin odana gelmiştim ceviz oynamaya. Şu benim cevizleri versene geri artık. Önce sen benim Barbie'lerimi geri ver. Hep vereceğim diyorsun, vermiyorsun, mızıkıyorsun. Vereceğim. Söz kesin. Sen şimdi buraları bitir. Çıkalım bize gidelim. Hadi. Bütün Barbie'ler. Efendim bizim adresimiz aynı. Lütfen bize işbirliği şakalarınızı yazın. Mektuplarınızı bekliyoruz. Şaka Yaptık programı Ulusal Radyo Televizyonu. Kodaman Sokak numara 108 81220 Nişantaşı İstanbul. Ve de efendim her zamanki gibi sakın ama unutmuyorsunuz. Oyuncakçı dükkanlarında, o masum oyuncakların arasında dahi emniyette değilsiniz. Hain ve gaddar Şaka Yaptık ekibi sizi orada da yakalayabilir. Yakalanırsanız eğer sadece gülüyorsunuz, hep gülüyorsunuz. Sonuna kadar gülüyorsunuz. Çünkü hepsi şaka, tamamı şaka.